Da vardı. Kadınlar da mı? Evet, yani şimdi mesela ben biliyorsun herhalde edebiyattaki ilk feminist olduğunu söyleyen kadınlardan biriyim. Duygu'yla aynı, Duygu aslında tabii hepimizin öncülerinden birisi ama ondan önce Sevgi Soysallar var. Ama feminizm o kadar farklı algılanıyordu ki o kuşaklarda. İnsan, kadının insan hakları diye anlatmaya çabalarken hep hatırlıyorum ben kendimi. Hatta işte Tuna'yı neden sordun? Tuna'yı neden seçtim diye. Evet. Kadın haklarını savunan bir erkek aslında Tuna. Evet. Onun için erkeklerin de feminist, yani kadının insan haklarını savunan erkeklerin de feminist olduğunu söylemek için öyle bir Onun için, karakter seçtim. evet. Hatta bana siz adam mısınız diye bu kitap çıktığında çok soruluyordu. Bu birinci tekil anlatmalarda başımıza gelir ya. Evet. Ben de hayır ben Tuna'yım demiştim. Ondan sonra işte bana aslında sevgi gösterisi gibi görünen ama bilmeden hakaret eden şu cümleler geliyordu. Bir erkeği nasıl güzel anlatmışsınız. Halbuki biz kurgu yazarları masayı anlatırken de masa oluruz. Olmak zorundayız. Yani edebiyat bir empati sanatı. Beni anlatırken sen ben olmak zorundasın. O Doğru, yüzden çok doğru. yorucudur bir romanı Doğru, bitirmek. doğru. Herkes için tek tek sen olursun. İşte Tuna evet bir karabasandı ama annesi bize diyor ki bir sabah bir kuzguncukta bir edebiyat öğretmeni, gencecik bir çocuk Tuna ve gazeteleri açıyor. Sırada Bosna Hersek Savaşı var. Bosna'da iç savaş var. Hep insanlar birileri ölüyor. O kadar üzgün ki o sırada kapı çalınıyor. Sizi işte asker alarak götürüyoruz. O bir karabasan diyor ama annesi diyor ki bir ambulans götürdü onu. Böylece biz bütün roman boyunca bu bir akıl hastanesinde mi bu çocuk? Evet. Savaşta mı yoksa karabasanda mı? Onu bilemiyoruz. Hiçbir zaman bilemiyoruz. Aslında şu anda çıldırdığımız zamanlarda öyle hissetmiyor muyuz kendimizi?